2016 yılından beri içerik üretmenin elbet bir takım güzellikleri oluyor. Mesela kanalıma baktığınızda gözünüze çarpan ilk şey abone sayısı olacaktır. 90 bin. Bu kadar insanı bir araya toplamaya kalksan yapamazsın yani. Zaten benim gibi 30 kişi tanıyan biri için bu çok yüksek bir sayı. Atmosferini ve hikayesini çok beğendiğim bir oyun serisi vardır benim. Bayaşak. Bu oyunun hikayeden öncesini anlatan bir de kitabı var. Aklınıza gelebilecek her türlü kitap satan siteye baksam da stok bulamamıştım. En sonunda dedim ki ya ben Instagram'dan bir hikaye atayım belki bir izleyicim de vardır. Kitabı kendi şehrimde olan birinde buldum. Parayla satın almayı teklif ettim ama o ücretsiz verdi. Çok fazla kişiye ulaşan biri olmasaydım muhtemelen bu kitabı asla bulamayacaktım. Ha okudum mu? Okumadım. Demek ki ben bu kitabı okumaktan çok ona sahip olmayı istemişim. Orası ayrı konu. Diğer bir güzellik ise benzer işler yaptığınız veya yaptığı işleri takdir ettiğiniz kişilerle ortak projelerde yer almak. Bu her ikinizin kanalı için de verimli oluyor. Hem de kendinizi işe yarar hissediyorsunuz. Mesela o kişi başka projede yine size gelince diyorsunuz ki demek ben bu işi iyi yapıyorum. Motivasyon için güzel bir yol. Belli bir eşiği geçtiğini gösteren ve maddi açıdan en tatmin edici olan kısımsa sponsorluk ve işbirlikleri. Zamanında Tailworld'e Bannerlord çıktığında yazmış. Benim böyle böyle bir kanalım var. Bannerlord için kod verirseniz hem yayında oynarım hem de çekiliş yaparım. Ve vermişlerdi. Bu benim için ilk kırılma noktasıydı. Dedim ki ben bu firmadan bu kodu alabiliyorsam. Acaba başka firmalardan ne alabilirim? Başladım simülatör simülasyon oyun yapımcılarına çeşitli yerlerden yazmaya ve Batujo'nun ilk serisi simülatör Kemal böyle doğdu. İhtiyacı olmadan bir şeyler satın alan birisi değilim. Yer sıkıntısından dolayı hard diske ihtiyacım oldu ve bilindik firmalara yazdım. Cevapsız kaldığında da kendim aldım ürünü. Öte yandan kardeşimin sponsorluk konusunda şansı çok daha iyi gitti. Adam daha fazla izlenmezken bile doğru anda doğru hamleyi yaptığı için koltuk sponsorluğu aldı. Ben de şansımı denedim ama bir sonuç çıkmayınca pes ettim Zaten fiyatlar almış başını gitmiş. Ta ki klasik bir iş günü sonrası eve geri döndüğümde bu paketi görene dek. Şaka bir yana işler böyle yürüseydi, sponsorluk geldi diye sevinmek yerine on bunlar evime nasıl girdi acaba?'' diye korkardım. 24 Mart Perşembe günü saat 18 sularında mail kutumda MSI'dan bir mail vardı. Bakın bu öyle sıradan bir firma değil, MSI'dan bahsediyoruz. Mesajın içeriği ise kısa ve özdü. Merhaba Batuhan Bey, sizinle müsait olduğunuzda tanışmak ve işbirliği hakkında bir toplantı yapmak istiyoruz. Görüştüğüm kişi bana videolarımı izlediklerini, hatta kendisinin GTA serisini bitirdiğini söyledi. Benim videolarda giriş kısımlarında hayatımdan bahsetmem dikkatlerini çekmiş ve bana bir adet koltuk vermek istediklerini söylediler. MSI Mag CH130. Tabii bu paketin içinde kulaklık ve mikrofon da vardı ama o başka videonun konusu. Bu koltuktan bu koltuğa geçince gerçekten sırt ağrılarım dindi diyebilirim. Benim gibi uzun saatler bilgisayar başında kalan biri için bu önemli. Buradan da MSI'ya tekrar teşekkür ediyorum. Tek başıma taşımamın imkansız olduğu bu paketi açmak için bıçak koleksiyonumdan birini seçtim ve işe koyuldum. Paket içeriği bu şekilde. Klasik. Ayaklar, kaldırma aparatı, alt kısım, sırt kısmı, iki adet de yastık. Daha önce kardeşimle iki defa koltuk kurmuştuk. Bunu tek başıma yaparken bir problem yaşamadım. Normalde bir ürünün yanında gelen kullanım kılavuzu ve montaj kitapçığı dev gibi olur. Bununkisi minicik. Bu da size kılavuza bakmadan bile kolayca kurabileceğinizin fikrini veriyor. Yaklaşık yarım saatte koltuğu bu halden bu hale getirince artık kullanımı hazırdı. Şöyle yatarak PlayStation oynamak muazzam bir keyif. Eski sandalyem yanında sanki çocuk menüsü gibi kaldı. Ayrıca 31 Mayıs'a kadar MSI'ın yapmış olduğu bir kampanya var. CH-130 koltuk alıp faturasını kampanya.msi.com'a gönderirseniz Total War Warhammer 3 oyun kodu hediyeymiş. Faturayı gönderirken kampanyayı kimden duyduğunuz kısmına batujo yazarsanız sevinirim. Bakın ben bir inceleme kanalı değilim. Size onlar gibi koltuğun amortisörünün ne olduğunu, yastıkların dansitesini vesaire söyleyemem. Muhtemelen sizin gibi sıradan bir ev kullanıcısıyım. Zaten kendileri bana bu koltuğu anlatırken içimden geldiği gibi anlatmamı söylediler. Benim cüssemde bir adamsanız, 150 kiloya kadar taşıyan bu koltuk size taht gibi gelecektir. Yani büyük. Ayrıca fiyatının da biraz tuzlu olduğunu ekleyeyim. Buna da değindiğimize göre YouTube'da kendine bir yer edinip bir şeyler üretmeyi amaçlayan bu genci mutlu ettikleri için MESA'ya bir kez daha teşekkür ederek final bölümüne geçelim. GTA 4'te önceki bölümlerde. Maalesef yaşadığım tatsız elektrik kesintisi bir buçuk saatlik kaydımın çöp olmasına sebep oldu. Videoları başka bir yerden telafi edip hızlıca anlattığım kısımlarda Ray Boccino'yu öldürmüş, John Gravelli ile tanışıp kendisi için üç tane görev yapmıştık. Bizi aradığımız kişiyi bulunca arayacağını söyleyen bu hasta adam, bakalım bu bölümde sözünü tutacak mı? Francis'in cenazesinden sonra Peki bize abisinin hapse girdiğini ve bir konuda yardıma ihtiyacı olduğu için kendisini görmemizi söyledi. Ayrıca cenazede olduğun için teşekkür ederim. Sen adamsın ama Kate'le konuştuğunu da görmedim. Sanma. Sinsi piç diye bir mesaj atıyor. Oyunun şu aşamalarında karakterlerden çok fazla telefon gelebilir diye taksi yerine araçla gitmeyi tercih ediyorum. Hani araç sürerken mesaj atmayın, telefonla konuşmayın derler ya. Yoldan başka bir şey de düşünmeyin. Oyunu oynarken bile aklımda bir şeylerin olması kaza yaptırdı bana. Bruce bizi tekne turuna davet ediyor ama ben bu teklifi reddediyorum. Bu arada oyunda arkadaşlarınızla yapabileceğiniz çeşitli aktiviteler var. Sadece bilardo, bowlingden ibaret değil, helikopter turuna bile çıkabiliyorsunuz. Ben alırım onu. Gary'nin kaldığı hapishane üst düzey güvenlik önlemlerinde önemlerine sahip olduğu için bizi telefonla görüştürüyorlar. Daha önce hiç hapishanede bulunmayanlar için söyleyeyim, bu telefonlar sürekli dinlenir. Abisi için üzgün olduğumuzu söyleyip kendisinin nasıl olduğunu sorduğumuzda oldukça sarkastik cevaplar alıyorsunuz. Bizden bir şey yapmamızı istiyor ama bunu açık açık söylemiyor. Hatta öyle bir şifreli konuşuyor ki dışarıdan duyan birisinin bunlara anlam yüklemesi imkansız. Patrick ara, o sana ihtiyacım olan rehberliği açıklayacak diyor. Bu arada ben oyunda arkada gördüğüm bu tarz fotoğrafların hep yapımcılara gönderme olduğunu düşünürüm. Postal 2'de bunlardan bolca vardı. Çıkar çıkmaz Peggy'i aradığımızda bize Anselotti'lerin kızını kaçırmamızı istediğini söylüyor. Grace adında bir kız bu. Kendisi mafyanın kızı tabii ki. Yani öyle açık bir şekilde kaçıramazsınız. Şansa bakın ki bu kız arabasını satıyormuş ve internete ilan vermiş. En yakın kafeye gidip siteyi taradığınızda aracını buluyor ve teklif vererek bir buluşma ayarlıyorsunuz. Bu arada bu internet kullanma olayını GTA 5'te ne kadar üst düzeye çıkardıklarını GTA 4 oynadıktan sonra daha iyi anlayabilirsiniz. Hisse alıp satmaktan tutun birçok şey alabiliyorsunuz. Hatta bunun da başarımı var. Bruce'in internet sitesine de bir göz atmadan geçmeyelim. Yaşam koçluğu, beslenme, motivasyon gibi hizmetler sunuyor. Kızı saat 8 akşam 9 arasında aramanız gerek. Yani sapık gibi gecenin bu vaktinde ararsanız ne kadar teklif ederseniz edin insanlar şüphelenir. Ben de vakit geçirmek için atlıyorum motora ve o sırada Dimitri arıyor. Oyunun sonları yakındır. Yüzleşme vakti geliyor. Ama adam ilginç bir şekilde birlikte çalışalım, ben sana pay veririm diyor. Bu hatayı bir defa yapmış olan Nico, hiç düşünmeden reddediyor tabii. Hatta oyunun sonu bu seçimle ikiye ayrılıyor. Çok fazla vakit geçirmem gerektiği için eve gidip biraz uyuyayım dedim ve yine de saat 8 olmadı. Şimdi iki saat daha oyalanmam lazım. Bernie'den gelen bir mesaj panik atak geçirdiğini ve Pier 45'te buluşmak istediğini söylüyor. Pier 45. Biz Türkler sayıları her zaman Türkçe okuruz. Bu kendisinin son görevi ve epey bir ödüllendirici. Saat 8 olur olmaz kızı arıyorum ve buluşmaya doğru yola çıkıyorum. Bunun bir test sürüşü olduğunu düşündürmeniz lazım. Yani aşırı hızlı gidip aracı çarpamazsınız. Ben yanlışlıkla bir araca çarptığımda kendisini ürküttüm ve test sürüşünün bittiğini aracı kenara çekmemi söyledi. İlginç bir şekilde görev iptal olmuyor. Siz kadını kaçırmaya devam ediyorsunuz. Hatta öyle saldırganlaşıyor ki siz hızlı bir şekilde aracı sürerken birden direksiyonu kıvırıyor. Bu durum 4-5 defa devam ettikten sonra Niko kızı bir tokat darbesiyle bayıltıyor. Güvenli eve gittiğimizde görevin ilk aşamasını tamamlamış oluyoruz. İkinci görev açılana kadar biz de Bernie'nin görevini yapalım. Ayrıca Roman'ın nişanlandığını duyan arıyor. Bruce'i mesela vay be adam evleniyor demek ha gibi bir sohbet yapıyor. Ondan sonra da Kate arıyor. Kuzenim beni düğüne davet etti bak düğünde görüşürüz diyor. Bu arada Bernie'nin aslında hiçbir derdi yokmuş. Adam sadece eğlenip tekne turuna çıkmak için aramış bizi. E tabi Nico bunun karşısında sinirlenip bak ben mafya için çalışıyorum. Devlet de polis de hepsi peşimde. Beni öldürmek isteyen birçok kişi var dese de Bernie onu bir şekilde ikna ediyor. When I knew you, you were training to be a shepherd and you wanted to be a professional wrestler. <laughs> Böylece ikilimiz sahil yönünde ilerleyip bronzlaşırken Bernie dürbününü çıkartıyor ve pek de dost canlısı olmayan birkaç kişi görüyor. Dimitri'den bir mesaj. Oyunda tekneler gerçekten ağır dönüyor. Manevra yapması zor. Ayrıca siz denizin ortasında bir tekneyi ateş ederken polisler de kayıtsız kalmıyor. En nihayetinde adamlar karaya ulaşıyor ve ortadan kaldırıp Bernie'ye döndüğünüzde görev tamam. Bu görevin ödüllendirici olduğunu söylemiştim. Birazdan geliyor, sabredin. Haritada yapılacak iş kalmayınca Nico boşluğa düşüyor ve bir süre hareketsiz biçimde yolun ortasında bekliyor. Patrick diyor ki bu Anselottiler kızı bizim kaçırdığımıza inanmıyor. Başka bir adamla kaçtığını düşünüyor. Gidip bir fotoğraf çekmen lazım. Biz de kendisine bir tokatla güzel bir poz verdiriyor ve fotoğrafı malum kişilere yolluyoruz. İkinci aşamada tamam. Yine amaçsız kalan Nico, geçmişinde verdiği kararları düşünüp derin bir flashback yaşıyor. Görevin üçüncü ve son aşaması takas. Geri bunu öyle ustaca bir dille ifade ediyor ki, bak senin aklını başından kaçırdığın bir kız vardı ya, eski erkek arkadaşı onu arıyormuş. Siz Algonquin'de bir randevuya çıkın, yeni evlere bakın gibisinden bir şeyler söylüyor. Niko da durumu anlıyor tabii. Takas vakti geldi. Geçen seferkinden akıllanmış olacak ki bu sefer kızı bagaja koyduruyor. Yolculuk da öyle problemsiz geçmiyor bu arada. Anselottiler sizden haberdar ve gördükleri yerde ateş açıyorlar. Hani arabada kız var mı, kıza zarar verir miyiz diye hiç düşünmüyorlar. Grace'i teslim ettikten sonra Gary'nin yanına dönüyoruz. Bize bir iyi, bir de kötü haberi olduğunu söylüyor. İyi haber, kızın eski erkek arkadaşı boşanma şartlarını kabul edecek. Yani fidyeyi ödeyecek demek bu. Kötü haberse bu durum geri için hiçbir fark yaratmayacak. Artık benim için yolun sonu. Ben bir süre daha buralarda takılacağım galiba diyerek Niko'ya teşekkür ediyor ve görüşmeyi sonlandırıyor. Takas bir su arıtma tesisinde yapılacak. Yolda giderken karakterlerin böyle diyaloglarının olması beni hep eğlendirmiştir. Ayrıca yolun sıkıcılığını da azaltıyor. GTA 5 bu konuda en üst noktada. Oyunun senaryosu çok fazla diyalog içerdiğinden nasıl anlatacağız bilmiyorum. Karşımızda The Ballad of Gay Tony'den tanıdığımız Gay Tony ve Luis Lopez var. Önce malı verin, önce Gracie'yi tarzı bir konuşma sonrası Luis'in aklına dahi yani bir çözüm geliyor. Diyor ki bak biz taşları ortaya koyup geri çekilelim, siz de kızı verin. Ben böyle bir durumda şüphelenirim. Önce bir elmasları göster. Hatta Squid Game'de buna da benzer bir dolandırıcılık olmuştu hatırlarsınız. Tam 40 yılın başı bir görev sorunsuz gitti derken Ray Bulgarin geliyor ve elmasların ona ait olduğunu iddia ediyor. Üstelik yalnız da değil, adamlarıyla gelmiş. Çatışmanın tam ortasında buluyorsunuz kendinizi. Bir yandan adamları hallederken bir yandan da elması kaptırmamak zorundasınız. Tesis de zaten tam bir labirent gibi. Sağdan soldan adam çıkıyor, e, doğal olarak anksiyete yapıyor. Kavgamız üst platforma taşınırken gelen destek kuvvetlerini de halledip elması elinde tutan adamla karşılaşıyorsunuz. Adam diyor ki ben zaten her halükarda bu yedim. Elması size verirsem patronum beni öldürecek, vermezsem siz beni öldürüp alacaksınız. Bu elmasları kimse almayacak diye aşağı atıyor ve elmasları elveda diyorsunuz. Kız gitti, elmaslar gitti, geri hapiste. Yani bu olayda yüzümüzü güldürecek hiçbir ödül yok. Peki ya annesinin evine bıraktığımızda görev tamam. Bernie bize yaptığımız son görevden sonra arayıp bir hediye vermek istediğini söylüyor. Bryce Dawkins'in arabası ben zaten ya tempolu yürüyorum ya da her yere taksi tutuyorum. Al senin olsun diyor. Araç da ateş kırmızısı mükemmel bir turizmo. Ama tam köprüyü geçerken ULP arıyor ve aradığımız adamın elinde olduğunu, bizim için havaalanının kargo bölümüne bıraktığını söylüyor. Sen bize güzel işler yaptın artık serbestsin ve yalnız başınasın. Hadi güle güle diyerek telefonu kapatıyor. Biz de hemen Roman'ı arıyoruz ve gel birlikte gidelim diyoruz. Yolda Niko diyor ki ben keşke bunlara tanık olmasaydım da köyde ölen arkadaşlarımla birlikte o çukura gömülseydim. O günden sonra benim için Şimdi iyi ve masum olan her şey öldü. Ben ne de iyiyim? Sen söyle diyor bak. Ben ne yapıyorum? Adam öldürüyorum diyor. Ben hep ölümle ilgili işler yapıyorum diyor. Roman da her zamanki gibi kuzeninin içindeki iyi tarafa odaklanmasını istiyor. Bak sen iyi bir insansın. Artık geçmişi bırakıp affetmeye başlamalısın derken havaalanına geliyoruz. Burası her şeyin sona erip düğümün çözüleceği nokta. Darko'yu elleri bağlı bir şekilde karşımıza atıp gidiyorlar. Adam başta Niko'yu tanımıyor. Aslında bizim derdimiz intikam almaktan çok bütün bu olayların nedenini öğrenmek. Niko soruyor neden sattın bizim adamları onlar bizim çocukluk arkadaşımızdı diyor. Madde bağımlılığı için bin dolar karşılığında satmış arkadaşlarını bu şerefsiz. Niko bunu duyduğunda şaşırıyor ve Darko soruyor yani sen birini öldürmek için ne kadar ücret alıyorsun ki? Tamam 5000 dolar alıyoruz ama arkadaşlarımızı satmıyoruz en azından. Hayatından memnun olmayan Darko Brevich adeta onu öldürmemiz için yalvarıyor. Bu konuda seçim size kalmış. Ben bütün diyalogları dinliyorum ve en sonunda adamı orada bırakarak çekip gidiyorum. Nico, come on. Let's go. Let him suffer. He, he knows what he did. He doesn't look like he enjoys life too much. Where am I? What is this place? You say I ruined you. You are always a killer. I just helped you see that. I'm lost. I'm lost. İntikam hiçbir şeyi çözmez. Artık giden gitti, olan oldu. Hatta yolda da Niko intikam sadece ölenlerin defterini kapatır, yaşayanların değil diyor. Roman'ı Bruce'nin yanına bıraktığımızda görev tamam. Ayrıca Bernie de arayarak durumdan haberdar ediyoruz ve bize yaptığımız şey için bizimle gurur duyduğunu söylüyor. Hediye aracımıza geri dönelim. Tam biraz sevindik, mutlu olduk derken Dimitri arıyor ve yine dellendiriyor bizi. Artık oyunun son görevlerine geldik. Bu görev zincirini Pegorino başlatıyor. Bu arada Niko'nun oyun başından beri ilk defa buzlu vodka istediğine dikkat edin. Bizden bir iyilik istiyor Pegorino ve iyi ödeme yapacağını söylüyor. Mallar için Rus bir alıcı bulmuş. O kişi kim dersiniz? Dimitri Raskalo. Niko başta bu teklife hayır dese de adam bayağı ısrarcı. Hatta emrivaki konuşuyor. Bak ben senden bir iyilik istemiyorum. Yap dedim mi yapacaksın diyor. Bu adamlar kin tutmaz. Bu sadece iş. Yaparsın paranı alırsın dediğinde Niko istemeyerek de olsa tamam diyor ve mekandan ayrılıyor. Hemen Roman'ı arıyoruz ve durumu bildiriyoruz. Benden yine Dimitri ile çalışmam istendi. Nerede olduğunu biliyorum. Direkt onu gidip öldürsem işi bitirebilirim deyince Roman bak öyle yapma diyor. Git adamla çalış, parayı al, arkana bile bakma. Evim, dükkanım yandı ama şimdi bak daha iyilerine sahibim diyerek kin tutmadığını söylüyor. Ardından Kate'le konuşuyoruz. O da diyor ki senin paraya ihtiyacın yok. Eğer para için inandığın şeyden taviz vereceksen sana saygı duymam. Güle güle. Bir tarafta kuzenim yap diyor, diğer tarafta oyunun ara sahneleri dışında hiç görüşmediğim Kate yapma diyor. Bu iki seçimin sonucuna Vicky'den bakmasaydım bile intikamı seçerdim. Spoiler geliyor, hazır olun. Eğer ki intikamı seçerseniz Dimitri'yi öldürüyorsunuz. Ama düğün sırasında Pegorino gelip ateş açıyor ve Kate ölüyor. Eğer anlaşmayı seçerseniz bu işten 250 bin dolar alıyorsunuz. Bu sefer de Dimitri'nin bir adamı sizi öldürmek isterken Roman'ı öldürüyor. Kaldı ki bu oyunda para hiçbir işe yaramaz. İsterseniz bir trainer indirip paranızı 9999 yapabilir ve Liberty City'nin en zengin adamı olabilirsiniz. Ama harcayacak hiçbir yeriniz yok, tekrar söyleyeyim. Bu yüzden ben intikamı seçiyorum. Büyük hesaplaşma Niko'nun Liberty City'ye geldiği gemide gerçekleşiyor. 30'a yakın adamı tek kişilik ordu gibi halleden Niko, Dimitri'ye ulaşıyor. Hey Dimitri. I don't think I'll be doing this deal with you. We have other business to finish. Niko! It's been a long time. I thought your time in America might have calmed you down. America does not change everyone. Look at you. You arrived in this country a spineless rat who would sell out his friends. That is what you will be when you die here. Son anlarında böyle aciz bir şekilde yalvarması, oyuncu için ölümünün daha tatmin edici olmasını sağlıyor. En azından benim için öyleydi. Eğer siz arkanızı dönüp gitseydiniz, eminim ki bir silah bulup sizi öldürmeye çalışırdı. Please It was a long time ago that I pissed you off. Forget about it. It was never my idea to set you up. Hey, come on. We got history. Think about Pigorino! He's got nothing without the steal! Nico, it's not too late. We can work this out. I should have put you out of your misery a long time ago. Goodbye, Dimitri. İntikamın vermiş olduğu adrenalinle bir at gibi koşan Nico, soluk soluğa Roman'ı arıyor. Şimdi uyumamız ve saat 10'da takım elbisemizle birlikte kiliseye gitmemiz gerek. Nico telefondan kimi ararsa arasın, cevap veren tek bir kişi bile olmuyor. İşte kalabalığın içindeki yalnızlık böyle bir şey. Kate hariç. Kendisini annesinin evinden alıp düğüne katılıyoruz. Oyundaki karakterleri belki de ilk defa bu kadar mutlu görüyorsunuz. Ama bu durum maalesef kısa sürüyor. <laughs> Somebody call an ambulance. Call a fucking ambulance. She's dead. Oh shit. Shit, shit. Niko'ya buradan uzaklaşmalısın dediklerinde adam evine gidip oyuna ilk başladığımız kıyafetlerini giyiyor ve uyuyor. Böyle bir durumda nasıl uyuyabildi ben hayret ettim. Muhtemelen senaryodaki boşluğu doldurmak için Rockstar'ın yaptığı bir hile. Bir süre sonra Jacob sizi arıyor ve Pegorino'nun adamlarından birini bulduklarını söylüyor. Üstelik bize destek olmak için Roman da gelmiş. Kovaladığımız adam en sonunda sahil kenarına ulaşıyor ve oyunun son fazına geçiyoruz. Siz bir çıkış stratejisi belirleyin, arkada buluşuruz diyerek başlıyoruz çatışmaya. Bu arada bu görev için bolca silah ve çelik yelek almanızı tavsiye ederim çünkü bir sürü adam var. Bina'nın dışındakileri ve içindekileri hallettikten sonra Jim'i kovalamaya başlıyoruz. It's over for you now Jimmy. Shit! I wish I'd hit you at the wedding. Adam sürat teknesine biniyor ve şansa bakın ki bizim içinde bir motor var. Burada maalesef beni sinir eden ve bu görevi defalarca deneyip vakit kaybetmeme neden olan bir bug oldu. Jacob ve Roman helikopterle geliyor. Yani burada atlayıp kendinizi içeri çekmeniz lazım. Ama oyunun kare hızından mıdır, V-Sync'ten midir bilmiyorum. Ben boşluk tuşuna bastığımda Niko kendini çekmek yerine ekran bu hale geliyordu. Bir süre sonra da kayıp düşüyorsunuz ve göreve baştan başlıyorsunuz. Tek bir seferlik bug'dır desem de ikincisinde de aynısı olunca araştırmaya koyuldum. Belki başınıza gelir diye anlatıyorum. Oyunu görev yöneticisinden tek bir işlemci çekirdeğiyle çalışacak şekilde ayarlamanız lazım. Böyle olunca oyun kasıyor ama atladığınızda kendinizi çekebiliyorsunuz. Sonra tekrardan eski haline getirdiğinizde akıcı bir şekilde oynamaya devam edebilirsiniz. Jimmy'nin teknesi ve bizim helikopterimiz Özgürlük Adası'na geliyor. Buranın tehlikeli yanı polislerin size saldırıyor olması. Üstelik checkpoint buradan başlıyor. Jimmy'yi öldürmekse sandığınızdan daha kolay. Yani böyle bir oyuna bu sönük son yakışmadı diyebilirim. Uh, I told you to leave me alone. Uh, I kept the orders here. Uh, me. You're not looking so good there, Jimmy. Uh, screw you. What the fuck did she ever do to you? Uh, I wanted you, you immigrant dipshit. Big talk. You want to know something funny? Not really. The old families? I know some of those guys. And they thought you were a fat fucking joke. <laughs> Roman artık başardığımızı söylese de Niko hiç zafer kazanmış gibi hissetmiyor kamera özgürlük anıtına yaklaşıyor ve sahne kararıyor. Gerçi oyuncu da aynı şekilde hissediyor. Ee öldürdüm, intikamımı aldım, ne oldu şimdi diye ekrana boş bir şekilde bakıyorsunuz. İşte 2008 yılında çıkan, bazı açılardan diğer GTA'lardan daha iyi olan, bol tekrarlı bu oyunun hikayesi böyleydi. Böylece güzel bir serinin daha sonuna gelmiş olduk. Bu zamana kadar izleyip eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra gelecek olan seri ise ek paket olan EFLC yani Episodes from the Liberty City. Ardından Elmas hikayesi ve GTA 5. İntikamını aldıktan sonra artık amaçsız kalan Nico, el bombasının pimini çekiyor ve kendisini havaya uçuruyor. Ayrıca oyunun biteceği bölüm sayısını da doğru tahmin eden bir izleyicime 50 TL'lik Steam kodu vereceğimi söylemiştim. Yorumlara şöyle bir baktım ve bir yedek olmak şartıyla iki tane kazanan seçtim. İsimleri şu an ekranda görüyorsunuz. Bu kişilerin bana YouTube, Instagram veya Discord'dan ulaşması rica olunur. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Daha fazla kişiye hitap etmem için videolarımı paylaşabilir, maddi destek olmak istiyorum derseniz katıl kısmına göz atabilirsiniz. Yeni serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.